erişti ila nihaya, kavuştu sırrı hüdaya, seyretti cemalullah'ı, seyretti cemalullah'ı. Onda gördü bir nevcivan, yüzü şemsi mahi taban, cemaline oldu hayran, nazar kıldı alallahi, nazar kıldı alallahi. Sordu 90 bin kelamı, hak ile nikinamı, bir de meyledi aramı, bu ne sırdır ya ilahi, bu ne sırdır ya ilahi. Kayıptan geldi yeşil el, verdi sipşiren gür asel, ol demde gördü bir mahfel, Selman'ın şeyen lillahi, Selman'ın şeyen lillahi. Ayak üstü kalktı server, oldu gönül gözü enver, sır ile oldu münevver, dedi bu hikmet ilahi, dedi bu hikmet ilahi. Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bağcılar ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize kısa bir süre önce Kocaeli'nde bir kişinin Alevi yurttaşlarımıza kafir yakıştırması yapmasından duyduğumuz rahatsızlığı seçmenlere soracağız. Bakalım bu çıkışa ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen videomuzu izlemeden önce öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Dün Kocaeli'de bir vatandaş Alevi yurttaşlarımız için kafir açıklamasında bulundu. Akabinde tutuklandı. Bu çıkış için ne düşünüyorsun? Yanlış. Çok saygısızca bir hareket bence. Yani Alevi kardeşlerimiz de sonuçta insan. Yani burada... Protestleri kınıyoruz burada. Tabii ki kınıyoruz. Tamam. Kişinin görüşü ayrı olabilir ama bu hakarettir yani. Bu olmaz. Saygı duymak lazım. Uygun şeyler değil bunlar. Herkesin inancı kendisine. Yani provokatörlük tabii muhtemelen böyledir. Herkesin inancı kendisine. Tabii İslamiyet kimsenin tek elinde değil. Herkes inancında, hürriyetinde özgürdür, serbesttir. İsten yaşayabilir, isten yaşamaz. Cenab-ı Hak kimsenin iradesine ipotek koymamış yani. Ben de Aleviyim ve gurur duyuyorum. Tabii bilmiyorum. Yani. Kınıyoruz. Tabii ki kınıyoruz. Evet. Efendim dün Kocaeli'nde bir vatandaş Alevi yurttaşlarımız için kafir dedi. Hemen tutuklandı. Bu sözü, bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Kötü bir şey. Kötü bir şey, kınıyoruz. Kınıyorum, evet. Vallahi ben onu bir şey diyemem de. Yanlış ben... ama yanlış. Millete kimlik kafir demesin. Yok, ben onu bir şey diyemem de. Ben ancak kendi... O profekötürlük var. O işte ayrımcılık var. Yanlış. Yanlış, kınıyoruz. Kınıyoruz. Alevileri kafir mi dedi? Yok abi. Bu ülke abi, bu ülke sınırları içerisinde hepimiz yaşıyoruz. Ülke bütünlüğünü korumamız lazım. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, aynen hepimiz biriz. Mezheplere de karşıyım ben. Kınıyoruz abi. İyi karşılamıyorum. Protestiniz yanlış. Dün Kocaeli'de bir vatandaş Alevi yurttaşlarımıza kafir dedi, tutuklandı. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Kesinlikle kabul etmiyorum. Yanlış. Alevi vatandaşlarımız bizim kardeşimiz. Onlar Ali'yi seviyorlar. Biz de Ali'yi onlardan daha çok seviyoruz. Evet. Ben Alevi'ne önce insan olacak. Önce insan. Ha, doğrusu Kürt'le mürtimiz ilişkim olmaz. Önce insan ol. İnsan. Alevileri kafir olarak şey yapmışlar. Yanlış. Saçma yani ya. Ne bileyim. Dün Kocaeli'de bir vatandaş Alevi yurttaşlarımıza kafir açıklamasına bulundu. Kişi tutuklandı. Bu kişinin sözünü nasıl karşılıyorsunuz? Akınıyorum onu. Kınıyorsun. Yanlış yaptı. Yanlış yaptı mı? Yanlış. Yanlış. Provokatif. Kesinlikle buna katılmıyorum. Bence tutuklansın, en iyisini yapmışlar. Yanlış, provokatif bir yere. Tabii tabii, biz kardeş, öyle şey olur mu? Efendim dün Kocaeli'de bir vatandaş Alevi yurttaşlarımıza kafir açıklamasında bulundu. Tutuklandı. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Yanlış bir şey. Yanlış. Yanlış. Provokatif bir eylem. Evet. Yani saygısızlık olarak karşılıyorum. Saygısızlık ve yanlış, evet. Kötü bir şey yapmış. Yanlış, kötü. Ve... Doğru bir şey yani. Açıklama değil. Doğru bir açıklama değil. Son dün Kocaeli'de bir vatandaş Alevilere kafir dedi, tutuklandı. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Ne gibi?
Aliye'ye kafir dedi adam. Devlete tutukladı. Sen nasıl böyle bir şey dersin diye. Adamı aldı, cezaevine attı. Yani bu çıkış doğru mu? Bir Alevi yurttaşlarımıza kafir demiş. Yok. Yanlış. Kınıyoruz. Kınıyoruz. Yanlış. Hepimiz kardeşiz. Yanlış. Tamam. Yani Alevilere kafir değilse suçlu yani. Niye kafir? Yanlış mı? Doğru mu? İyi mi? Kötü mü? Doğru. Doğru mu diyorsun? Tabii. Peki dün Kocaeli'de bir vatandaş Alevi yurttaşlarımıza kafir açıklamasına bulundu. Tutuklandı. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Hiç bilgim yok ondan. Bilgim yok. Kocaeli'de bir vatandaş Alevi yurttaşlarımıza kafir dedi, tutuklandı. Ne düşünüyorsun bu çıkış için? Valla yani kafir denilmez. Yanlış söylüyorsun. Belki bugün günahkardır. Sabahleyin kalktı. Tövbe etti. Tövbe etti, bitti. Yani biz bunu kınayamayız. Yani Aleviler 600-700 yıldır bu Müslümanlar içinde yaşıyor. Onlara da yani biz kafir diyemeyiz haşa, kesinlikle öyle bir şey olmaz mı? Mezhepte sıkıntı yok. He. Bu her zaman olan şeyler. Ortalığı karıştırmak için. Provokatı kırıyoruz. Elbette. Tamam. Yani. O söyleyen kafir. Yanlış. Kafir. Tamam. Ben Aleviyim arkadaşım. Kınıyoruz. Söyleyeceğimi biliyorsun işte. Kınıyoruz. Dün mü? Dün bir vatandaş Kocaeli'de Aleviler için kafir dedi. Ya, tutuklandı. Ne düşünüyorsun? Kınıyoruz. Onu hoş bir şey değil. Hoş bir şey değil tabii ki ama. Tamam. Son sorum. Abi hiç ilgilenmiyorum ki. Hiç bilmiyorum vallahi. Hoş bir şey değil. Yani kafir de olsa sen kafirsin demek hoş bir şey değil bu. Abi kafir de değil zaten. Ya hoş bir şey de değil yani. Ya bu da kafir de yaşıyor, Hristiyan da yaşıyor, Müslüman da ya. Ben Müslümanım Allah'a çok şükür ama. Kınıyoruz onu o zaman. Kınıyoruz tabii yani. Böyle bir şey hoş bir şey değil yani. Hiç iyi karşılamıyorum yani. Yanlış. Gerçekten yanlış, çok yanlış. Ya ayırmamız lazım. Tabii. Bir iki gün önce Kocaeli'de bir vatandaş Alevilere kafir dedi. Tutuklandı. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Vallahi abi hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü yanlış, herkes yanlış, herkesin yanlış yaptığı yanlış, anladın mı? Herkes kendini yapar. Alevilere. Evet. Abi kafirin ırka mensup olmaz ki. Yanlış. İnsan yanlış. Şimdi insan insandır. Rengi de, ırkı da fark etmez. Kötü olan kötüdür. Heh. Kocaeli'nde bir vatandaş Alevi yurttaşlarımıza kafir dedi. Tutuklandı, cezaevine gönderildi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Yani. Vallahi benim onu yani iğrenç bir şey. Ben hiç yani keşke kullanmasaydım. O lafı keşke kullanmasaydın. Kınıyoruz. Kınıyorum tabii. Peki Kocaeli'de kısa bir süre önce bir vatandaş Alevi yurttaşlarımıza kafir dedi. Tutuklandı, cezaevine gönderildi. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? Yanlış mı, değil mi? Yanlış. Yanlış bir çıkış. Evet. Kınıyoruz. Evet. Peki. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.